Söyleyecek pek bir şeyim yok. Adalet yerini bulmuştur Evet, zaten. doktor. Allah razı olsun o hakimlerden, o savcılardan, oraya takip eden avukatlardan çok çok teşekkür ediyorum. Aslında dayanamıyorum. Hala ağlamak geliyor şimdiden. Ama bu kadar cani olmamalıydı insanlar. İnsanlar bu kadar cani oldukça benim ne yapmam, ne demem kâr ediyor ki? Etmiyor yani. Can bir sefer gitti geri gelmiyor. Allah bunları ne bileyim nasıl biliyorsa öyle yapsın. Lisan ikisine geldi. Burada 15 gün kaldı. 15 gün içerisinde sürekli telefon gel. Gelmezsen boğazını sıkar öldürürüm. Gelirsen bu iş burada biter. Saçımı çekti, kafamı duvara vurdu. Ben de gitme diye işin. Yok dedi, eşyam var, evim var, ödemem var. Polisler beni götürür. Aşkım, seviyorum. Peki kaçtığında zorla mı kaçırılmış? Yok. Hastane çıkışında almışlar, götürmüşler. Kendi postanenin oraya varmış, oradan gelmiş, Kadirli'den götürmüşler. Ne kadar evliydi? 3 ay durdu, 3 ay hepsi. Ben dedim ki, seni onlar mı geldi götürdü, sen mi gittin dedim. Onlar geldi götürdü dedi. Peki şimdi kocası cinayette müebbet aldı. Ne diyeceksiniz bu konuda? Vallahi içimiz biraz serinledi yani. Biraz hafifledik yani. Ama kızımız artık geri gelmiyor ama biraz da sevindik tabii. Yani görümce bir menfaat ölmeden 15 gün önce beni aradı. Sabah kahvaltısındaydık oğlumla birlikte. Görüntülü konuşuyoruz kendisiyle. Ama şey, o kadar çok ağlıyor ki böyle, gelin götürün diyor beni. Gelin götürüyor diyor. Kartları gösteriyor. Birkaç tane kart var elinde. Neyse, ben de o arada hemen kayınannemgili aradım. Kayınvalidemgili dedim. Böyle böyle dedim. Kavga yapmışlar dedim. Naime dedim, beni gelip götürsünler diyorum. Aynı gün içerisinde gittik biz kayınımla, getirdik. Ve 15 gün durdu. 15 gün sonrasında eşi tarafından sürekli telefonda tehdit edildi. Gelmezsen öldürürüm, boğazını sıkarım. İşte onun gibi vesaire birçok şeyler. Sonra kendisi tekrar kayınvalidemgili tarafından tekrar götürüldü. Ve aradan 10-15 gün geçmeden sonra ölüm haberini aldık biz. Balkonda kavga yapıyorlar. Kavgadan sonra çocuğun saçını çekiyor. Saçını top çektikten sonra aşağı atıp çocuğu sürükleyerek mutfağa getiriyor. Mutfakta tekrar arbede oluyor. Arbededen sonra yatak odasına götürüyor çocuğu. Yatak odasında da arbede oluyor ve sert bir cisimle çocuğa vurulmuş yani kafaya. Yani bu sağ atması mümkün değil. Baygın, yani biz bayıltıp atıldığını diye düşünüyoruz. Yani o şekilde atmış. Peki şu an pencereyi kapatmış, evet, perdeyi çekmiş. Müebbet hapis cezası aldı bu kişi. Ne diyeceksiniz? Vallahi biz yani en çok istediğimiz, yani herkes cezasını çekecek. Hak ettiği yeri buldu. Hep intihar denildi. Yani haberlere bu şekilde çıkıldı. İntihar, biz dedik yani mümkün değil bizim kızımızın intihar yapması. Biz üstüne basa basa söyledik intihar değil diye. Çok şükür aydınlandı. Ya bu bir intihar değil, kadın cinayetidir. Ablacığım Naima hayat dolu biriydi. Yanımızdaydı, hep beraberdik. Anne yarısı gibiydim. Ama böyle bir talihsiz olaya karıştı işte, sevdi. Geldiler, götürdüler, kaçtı, düğün yaptık vesaire. Ama gitti gidelim hep şiddetmiş. Ben aradı, kızım aradı, işte dövüyordu. Mesela balayına gittiler, yine orada şiddet uygulamış. Gel ablacığım dedik, gel. Geldi, sonra dedi ki çok seviyorum, gideceğim. Gitme dedik ama ahraz olduğu için de anlatamadık. Seviyorum, gideceğim, seviyorum, gideceğim. Neyse gitti, sonra bir haber aldık. Balkondan düşmüş, yok intihar etmiş. Buradan atladık gittik ama asla intihar değildi. Biz de bu işi bırakmadık. 17 ay bitecek. Yani intihar değil. Kocası tarafından şiddet, darp, sonra pencereden atılmış. Atılmış ve pencere örtülmüş, perde çekilmiş. Binlerce şükür biz de bunu aydınlattık. İçimiz bir nebze de olsa rahat. Yani adalet yerini buldu, şükürler olsun. İntihar değil.